Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bir Ramazan bitimi yine herhalde hastalanacak gibiyim. O yüzden videomuzu hemen bitirelim. Sizlerden de beğeni ve abonelik beklediğimi ısrarla söyleyeyim. Şimdi hocam beğendiğimiz zaman ne oluyor? Paramı giriyor? Yok arkadaşlar. Siz beğendiğiniz zaman YouTube algoritması beğenmesi muhtemel kişilere öneriyor. Diyor ki, bak bu da beğendi. Hani bu bile izliyor. Ya ayıp değil mi sana işte bak. Lan bu adam bile izledi ayıp bak sen de izle sen de şey yap diye. Yani kanalımıza katkınız olur. Ee, kimin kanalına da katkısı olursa Allah razı olsun arkadaşlar. Şu Ramazan'da da duamızı edelim. Selçuk İnan. Adım Selçuk Yula'dan geliyor. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Babam iyi bir Fenerbahçeli diyor. En koyu Fenerbahçeli kimse ondan daha koyu Fenerbahçeli. Doğduğumda isim bile koymamış. Fenerbahçe olsun istemiş önce. O kadar manyak Fenerbahçeli. Yani Allah'a çok şükür ki yine bir MHYB klasiyim. Yani bunu söylediğimde hatırlıyor musunuz? Ben bunu dedim de topa tutmuşlardı. Yani herhalde bir özür dilerler. Hocam adam Galatasaray'a gitti. Trabzon'da oynadı falan diyor saçmalıyorlardı. Ben size yine birkaç tane Fenerbahçe futbolcu adını vereyim. Mesela Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun. Emre Kılınç, daha sayarım ama gerek yok yani. Bu arkadaşlar da Fenerbahçe arkadaşlar. Bilginiz de olsun. Ya bana inanmıyorsunuz ama tarih beni doğru çıkartıyor. Peki hocam o kadar Fenerbahçe'li de niye Galatasaray'a gitti? Bilmem. Belki itiraf etmişti diye baktım ama itiraf etmemiş. Orasını da siz araştırın. Adada çılgınlık. 2 penaltı, 8 gol. Ozan Tufan. Şimdi maçı maçıyla ilgili bir bilgi arkadaşlar bu. Al City'de Ozan Tufan ve Allah yar Maneş gol attığı maçta Sunderland'in Sunderland'de 4-4 berabere kalmışlar. Son gol 96-98'de Ozan Tufan'dan gelmiş penaltıdan. Şimdi 11'de Ozan Tufan atmış. Ee, sonra karşılık vermişler falan filan. Allah yar Maneş de gol atmışlar. sonra Ozan Tufan ikinci golünü atmış. Burada ne var? Burada şu var. Ozan Tufan 3'e gitti sonraki satışından bir madde yok diye biliyorum. Hani Fenerbahçe'nin geri alma önceliği falan filan da yok diye biliyorum ama Allah ya Seyyat Maneş 4,5 milyon euroya gitti. Fakat sonraki satışından %50 pay maddemiz var arkadaşlar. Yani eğer işe yarayan bir duanız falan varsa Allah yar için yapabilirsiniz. Atıyorum 50 milyon euroya giderse 25'i bize gelecek. Bunu söyleyeyim. Hocam biz elimizdekilere bakalım. Mesela Emre Mur'a bakalım. Emre Mur gibi bir yıldızımız var. Oynatmıyoruz. İlker Yağcıoğlu da aslında buna değinmiş biliyor musunuz? Ben normalde e, bu tip haberlerde, bu tip videolarda köşe yazılarını almam. Ama ilk defa alıyorum uzun zaman sonra. İlker Yağcıoğlu 4-1 mağlup edilen, Kayseri Spor 4-1 mağlup ettiğimiz maçı değerlendiriyor. Ve diyor ki Menabaçı ligdeki ağır 5 taş mağlubiyetinin ardından şampiyonluk şansını zora soktu. Elindeki en kısa vadeli olan Hedef Ziraat Türkiye Kupası. Jesus ve oyuncuların bu kupayı son derece değerli buldukları dün akşamki performanslarıyla ortaya çıktı diyor. Yani Fenerbahçe oyunun başından sonuna kadar hakim. Pozisyona girdi. Gol attı. Ofansif olarak iyiydi. kalesine de yaklaştırmadı. Bu maçta Jesus'un ilginç tercihlerine şahitlik ettik. Bakın ilginç tercihlere bakın. Haftalardır unutulmuş oyuncular sahne aldı. Alioski, Serdar Dursun, Emre Mor. Uzun bir aradan sonra 11'e döndüm. Üçü de üstüne düşeni fazlasıyla yaptım. Serdar golcülüğünü gösterdi ama en iyi performans Emre Mor. Şu cümleler çok kilit cümleler arkadaşlar. Yani kafasına vura vura içine sokmalık cümleler. Açıkçası bu kadar yetenekli bir oyuncunun neden daha fazla süre almadığını çok merak ediyorum. Emre öyle bir oyuncu ki topla hareketlenmeye başladığı zaman durdurulması neredeyse imkansız. Tek eksiği maç içinde Kopuk kopuk oynaması devamlılığı sağlarsa Jesus değil Guardiola bile oynatır demiş. Şimdi gene size bir soru sorayım. Basit bir soru. Çok basit bir soru. Ama üstünde çok düşünülmesi gereken bir soru. Emre Mor'u bugün satsanız kaça satarsınız? Bugün satsanız. Şimdi arkadaşlar aslında e, İlker Yağcıoğlu'nun da demek istediği bu. Kopukluk var. Yani tam adaptasyon yok. Misal 7 milyon euroya sattım. Çok diyen de olacak. ideal diyen de olacak. Hocam Dortmund'a gitti tutmadı. işte başka yerlerde tutmadı etmedi. Normal diyen de olacak. Az diyen de olacak. Peki başka bir soru soruyorum. İkinci sorum daha önemli. Sezonun bütün kalan maçlarında ilk 11 baştasa oynatılsa sezon sonu en az kaça satılır? Hocam 10 artı. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz niye elimizdeki futbolcuyu murdar ettik sezonun başından bu yana? Hadi sezonun baş... Hadi sezonun başında geçtim. Bir yerden boş verin. E, Rossi'nin performans düşüşü var. En azından sezonun başında gol ve asistleri vardı. Kütür kütür atıyordu. Ben başka bir soru sorayım mı size? Karagümrük maçında sağ kanat Rossi, sol kanat Emre Mor olsa. Şimdi Karagümrük hangisine tedbir alacak? Sağda Rossi, Ferdi Kadıoğlu ki Rossi yapmasa Ferdi koridor, solda Alioski Emre Mor Alioski yapması Emre Mor yapar ya da sağda yine Emre Mor e, Ferdi olsun solda da Rossi Alioski olsun bak uyum sağlasınlar diye söylüyorum uyum sağlayan Rossi Alioski inanın gol ve katkısı da sağlar bizim sıkıntımız buydu İyi de hocam biz çok rotasyon yaptık şekerim rotasyon yapabilirsin kabul zaten Fenerbahçe'yi bu sene Fenerbahçe yapan şeyler rotasyondu ancak Haksız rotasyon da futbolcuyu küstürür. Şimdi hiç sormadığım bir soruyu soracağım. Çok ilginç bir soru ya. Hiç sormadım bak bugüne kadar. Cevap mu Serdar Dursun mu deseler sezonun başında ağzıma kürekle vururdunuz. Derdiniz ki ne Serdar Dursun ne saçmalıyorsun sen Cevap Pedro İtalya'da kendini kanıtlamış şöyle süper oyuncu böyle muhteşem oyuncu. Sen ne diyorsun ya senin futbol bilgine tüküreyim falan derdiniz. Cevap Pedro mu? Cevap Pedro mu Serdar Dursun mu? Ligin kalanında hangisini oynatırsınız? Hocam cevap Pedro diyenler Fenerbahçe düşmanıdır. Futbolu bir bırakmış. ununu elemiş. Eleğini asmış. Diyeceğinizden de adım gibi eminim. Anladınız mı? O yüzden ligin kalanında en azından kalan bölümde seçimleri doğru yaparsak. Şampiyonluk şansı var mı? Yüzde bir bile olsa var. Matematik sürdüğü müddetçe var. Fakat aslında şampiyonluk şansını arttıran bir gelişme yaşandı. Çok arttıran bir gelişme. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Uzun zamandır ben bunun haberini yapmıyorum. Lig'de 28. haftayı bayan geçecek olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.10 olarak belirlenmiş. Bakın 1.10. 1.10 ne demek biliyor musunuz? Kesin demek. Yani e, maça çıkması halinde işte atıyorum 3 puan alması halinde şampiyon demek. Ben bu 1.10 oranı görüp de o sezon şampiyon olan çok takım rastlamadım. Ligin bitmesine e, yaklaşık 10 hafta kala ki yaklaşık 10 hafta değil ya hani bay maçlarını falan filan sayarsak tam 10 hafta mı var? E, normalde 28. hafta diyoruz ama takımların kaçıncı maçı yani daha 9'lar tane yani Galatasaray'ın 9 resmi maçı var diyebiliyorum. Ligden çekilenler de dahil. Hani 26 maç e, hani 30 10 maç pardon 10 maçı var değil mi? E, toplam 36 maç olması için 2 maçını hükmen çık 8 maçı var tamam. Fenerbahçe'nin 9 maçı var bir maç eksikliğinden dolayı. 8 maçı var Galatasaray'ın. Bu 2 maçı da say 10 hafta kala 1.10 çok ama çok e, kritik bir iddia oranı. Bu şu demek üzerinizde artık baskı olacak mağlubiyetlere hazır olun demek ki Galatasaray'ın içinde bulunduğu psikolojide çok değişik bir psikoloji. Yani sahalarına yağmur yağsa Lale ortadan biliyor. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakın. Fenerbahçe'nin aslında şampiyon olması mucizeler ötesi. Ya mucize ötesi bir şeye lazım. Niye? Derbiler kaybetmişsin. Tam fırsat ayağına geldiğinde mahvetmişsin. Rakibin 10 kişi kalmış. Al altın tepsi. Hadi galip gel derken Mağlup olmuşsun. Galatasaray lehine bakıyorum. Yemen gereken bir sürü kırmızıyı yemem için. Ha rakiplerin de yemediği kartlar var. Ki bunu siz yani e, dürüst olamayabilirsiniz. Siz Allah'tan korkmayabilirsiniz ama ben Allah'tan korkan bir adam olarak bunu defalarca dile getirdim. Maç sonu özet videolarında da bunu söyledim. Hepsinin de kanıtı belgesi var. Yani siz benim kadar Allah'tan korkmayabilirsiniz. Önemli değil ama hakkınızın yenildiği maçlar da olabilir. Ya, yani rakiplerde verilmeyen kartlar, penaltılar da olabilir. Kabul. Ama emin olun onlara 1 ise size 8. 3, 2, belki 5. Bir mesela geçen maçta bir ağladılar. Kırmızı yemek diye. Aynı maç Galatasaray'ın 3 futbolcusunun kırmızı yemesi lazımmış. Alanya maçı. Yok Alanya maçı. Adana Demir maçı. Emre Akbaba'nın yemedi. 3 Galatasaray oyuncusu kırmızı yememiş. Bir de Emre Akbaba yememiş. Maçın bitiminde hakkımız yerelde şöyle böyle. Ya bu ne güzel bir olay. Keşke Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe lehine 3 aleyhine bir hata yapılsa her maçta. Ben kabul ediyorum. Vallahi ben kabul ediyorum. Eğer öyle bir şey olsun ben kabul ediyorum. Bir bak bir aleyhimize hata yapılsın 3 lehimize. Adana Demir maçı attığın gol verilmiyor, 2 penaltın verilmiyor, rakibin 2 kırmızısı verilmiyor. Bu ne ya? 5 tane bir maçta aleyhine hata. Ben söylüyorum Galatasaray şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe ne yaşadıysa yaşasın. 20. dakikada oyuncusu cart haksız yere kırmızı yesin mesela atılsın. Giriyorsun maçındaki gibi. Oyuncusu gel buraya tipini belir mal kırmızı çarp atıl. Sivas maçındaki gibi gel atıl. Bunlar yaşasın olsun. Bence Galatasaray taraftarı da yönetimi de şunun farkında. Oyuna oy, oynadıkları oyunun bir tık ilerlemesini beklerlerken o oyun hiç ilerlemedi. Aynı seviyede kaldı. Hani vites atmadı. Vites atmayınca dediler ki biz buradan veririz bu şampiyonluğu. Ulan Fenerbahçe yıl hani 3 tane son maçta şampiyonluk verdi. Dillere pelesenk oldu. Biz buradan şampiyonluk verirsek bizi tefe koyar çalarlar dediler. Ve sürekli sataşma halindeler. E, bir nokta ondan daha ziyade Galatasaray'ın bu sataşması negatiflik. Galatasaray lehine. Aleyhine pardon. İkincisi Fenerbahçe'nin oranı 5-0-0. Yani iddia diyor ki olabilir. Fenerbahçe şampiyon olabilir ama çok zor bir ihtimal. Doğru. 5-0-0. Ben o zaman ben de 5-0-0 falan veririm. Yani çok iddiadan adadımla değil. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 20. Ama burada ince bir nüans var. Galatasaray Fenerbahçe'nin oynayacak. Galatasaray Beşiktaş'tan oynayacak. Galatasaray içinde bulunduğu psikolojiyle ilk maç kaybında hakem 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 deyip tamamen dağılacak. Bakın. Resmi, ilk resmi maçlar Kayseri Spor maçı. Allah kurban olduğum Allah'ım yar ve yardımcısı olsun Kayseri İnşallah ve inşallah ve inşallah Kayseri Spor deplasmanda kazanır. Kayseri Spor Galatasaray yenerse 3 değil 9 puan alır. Galatasaray Kayseri'ye yenilirse 3 değil 9 puan kaybeder. Bu dediğim cümleyi unutmayın. Kafanıza vura vura bu cümleyi tekrar tekrar hatırlatacağım size. İnşallah kurban olduğum Allah'ım oruç ağzımdan dua ediyorum. İnşallah bugünkü duam kabul olur. Kayseri Spor Galatasaray'ı deplasmanda yener ve Fenerbahçe'de arka arkaya maçlarını kazanır. Hangi maçlar? İlk kara gümrük maçı. Yani ilk maç kara gümrük maçı. ikincisi de Ankara gücü maçı. Fenerbahçe kara gümrük maçını ve Ankara gücü maçını kazanırsa. Puan farkı 3'e düşüyor arkadaşlar. Bakın puan farkı 3'e düşüyor. Ha hocam nefte yeneriz şöyle bir. Hayır nefte yenmeyi falan geçin. Hiç gerek yok. Bakın belki nefte yenilip yine şampiyon olabilir Fenerbahçe. Eğer Galatasaray Kayseri'ye yenilirse. Niye biliyor musunuz? Bir sonraki maç Alanya Galatasaray maçı. Psikolojisi bozulmuş. Hakem de hakem diye delirmiş, çıldırmış Galatasaray Alanya'ya da maç kaybeder. Hocam bunlar kaybederken emin ol bizimkiler de salaklık yapar. Bizimkiler de kaybeder. <laughs> Bizimkilerin de Başakşehir maçı var. Galatasaray taraftarına göre Emre Belözoğlu maçı satar, yatar, şöyle yapar, böyle yapar. Ya velev ki Fenerbahçe maçı kazandı diyelim Başakşehir maçını. Galatasaray kaybetti. Bakın 28. maçlar oynanmış durumda. Fenerbahçe Galatasaray puan eşitliği. Fenerbahçe Galatasaray puan eşitliği ve Galatasaray Karagümrük'te evinde oynuyor. Gerçi Mbaye Jackney Oliveira ikna etmiş. Fenerbahçe de İstanbulspor'la. Eğer bakın şu dediğim Kayseri maçının senaryosu olsun. 9 puan niye 9 puan? Galatasaray Karagümrük maçına utana sıkıla, çekine çekine çıkacaktır. Fenerbahçe de İstanbulspor maçına o maçın sonucuna göre daha farklı çıkacaktır. Belki de 29. hafta bitiminde yani imkansız. Bana göre imkansız. Belki de 29. hafta bitiminde Fenerbahçe liderliği eline alacaktır. Bir sonraki hafta. Fenerbahçe Sivas deplasmanı. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından daha zor deplasmanı. Galatasaray'ın da Beşiktaş deplasmanı. O hafta mağlup olan şampiyonluğu orada altın tepsiyle rakibine bırakır. Galip gelen şampiyonluk yarışında depara kalkar. Mesela Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse inşallah. Fenerbahçe Sivas'ı yenerse yani depara kalkmış olur şampiyonluk yolunda. Kalan maçlara bakın. Allah aşkına. Trabzonspor'la evindesin. Galatasaray İstanbul deplasmanında bir zahmet üçlüyle çıkma mallığını yapmazsan şartlar lehine. Sen Giresun deplasmanındasın. O hafta Galatasaray maçını e, göremedim arkadaşlar. Şey yani yanlış işlemişler herhalde. Ya da şeydir hükmendir. Yok hükmen de değil. Gaziantep Hatay. Neyse ee, sonraki hafta Galatasaray Sivas'la evinde. Offsite'ım belki intikamı. Fenerbahçe Hatay deplasmanında yani hükmen galip. Ardından Ankara gücü deplasmanında Galatasaray. Fenerbahçe Antalya'yla evinde. Bakın sonrasında Galatasaray Fenerbahçe maçı. Yani ligi bitirmek istiyorsa Fenerbahçe'nin önce itidalli olması lazım. Tarafların bol bol dua etmesi lazım. Galatasaray sporuna kazanması lazım. Başakşehir'e 500, Trabzonspor'a 1000, Adana Demirspor'a 1500 oran vermiş. Ben Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 0 veririm. Çünkü öyle bir ihtimal yok. Adana Demir'e de 0 veririm. Çünkü Adana Demirspor'un eline şampiyonluk geçsin. Derler ki biz olmayalım Galatasaray olsun derler. Onu da söyleyeyim. Şimdi hocam iyi de Jesus akıllanır mı? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Sevgili Furkan'a buradan selamlar olsun. Özel bir bilgi paylaşmış. Diyor ki Ali Koç Beşiktaş maçından sonra Jorge Jesus'a fırça atıyor. Ama Jesus alttan alıyor. Ve Ali Koç bunu çok enteresan karşılıyor. Çünkü bu olay ikinci kez yaşandı diyor. Ali Koç'un gözünde hem A plus hoca olup hem de başkanın kaprisini çekmesi aslında hoş karşılanmış durumda diyor. Ve buzlar bu yüzden eriyor diyor. Yani eleştiriye de açık olduğu için buzlar eridi diyor. Ali Koç Jesus'u yollamayı düşünüyordu. Yollama demeyelim de sözleşmesi bitince uzatmamayı düşünüyor diyelim. Ya da ee, yol ayrımına mı geldik? Kafanda başka bir şey mi var? Artık varsa git demeye hazırlandı Jesus. Bu olaylar sonrasında buzlar eriyor diyor. Göreve devam ediyor. Ve sözleşme uzatma durumu masaya hatırlıyor diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Jesus'la sözleşme uzatılmasına karşı değilim. Ama iki şartım var. Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu. <laughs> Hocam senin de var ya. Niye? Ligde şampiyon olamıyorsa bastın gitsin. Kupada şampiyon olamıyorsa bassın gitsin. Hiç durmasın. Vallahi bak durmasın. İyi de hocam Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. O sizin Galatasaraylılığınızdan geliyor. O sizin Galatasaraylılığınızdan geliyor. Sezonun başında Sefer o içi ilahlaştırdınız. Valencia'yı Batuay'ı yerin dibine gömdünüz. Sonuç ortada. Icardi'yi ilahlaştırdınız. İnşallah Icardi şöyle bir 2-3 maç ceza yer. Ee, soluğu hemen şeyde alır. Arjantin'de alır. Orada da efor sarf edeceği e, maçlar yapar. Yani şey hazırlıklarını orada tamamlar. Sonra hiçbir hayrı kalmaz. Sizin ikardiniz de patlamış olur. Mertens diyorsunuz. Mertens bir maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak diye Galatasaray. Aman sakatsın sen. sen sakatsın sakat. Sakat sakatsın. Moduna girmiş durumda. Futbolcu da bunun farkında. Belki son maçını oynayıp ondan sonra yatış moduna girecek. Nasıl olsa sözleşmeyi kaptım diye. 2. E, Kerem Aktürkoğlu şu bu diyorsunuz. Sendeki Emre Mor'un ne eksiği var. Saka bu Eyfer'de yani dünkü kıyaslama şeyini gördünüz yani bugünkü daha doğrusu videoyu gördünüz. Ya bu kadar gömmeyin futbolcularımızı. Bak bir de inanmışlık çok fark eder. Arka arkaya 14 maç kazanmış ya da kazandırılmış bir Galatasaray vardı senin karşında. Tam maçı kaybedecek offside'ımsı cırt maçı kazan. Tam maçı kaybedecek penaltımsı cırt maçı kazan. Futbolcu kırmızı yiyecek yemesin ne gerek var. Kaç futbolcu kırmızı direğinden döndü? Yani Şans belki de Fenerbahçe'den yana da olabilir. Neyse ben buna girmiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bu sezon şampiyon olamayan takımın hocası da patlar. Takımı da patlar. Taraftarı da patlar. Kurban olduğum Allah'ım inşallah. Oruç ağzından dua ediyorum. Siz de amin deyin. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. İnşallah ya. Niye biliyor musunuz? Bunun yıkımını Galatasaray 10 sene çıkartamaz. 10 sene. Hani eziklik psikolojisi var ya. Şu Fenerbahçe taraftan da şu anda var ya. 7-8 senedir kupa alınmamasının ezikliği. İnanın Galatasaray taraftarı daha büyük eziklik yaşar. Niye? Bizde en azından polyanlacılar var. Şampiyon olamazsak da Jesus Dursun kesin gelecek sene UEFA kupasını alırız diyen amele sümükleri var. poliyanla çok bizde. Adam diyor ki Türkiye Ligi'ni çok önemsemiyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz diyor. Lan nereye kazanıyorsun? UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar seni öttürür. Adamlar tecrübesi var. Şu var var. Yok e, hocam sen, sen cahitsin. Sen bilmiyorsun. Ben UEFA şampiyonunu lige tercih eder. Ulan hepimiz tercih ederiz ama imkansız. İmkansız. Senin eleyebileceğin tek takım seviye vardı. O da gördün. Jortingen'e Mortingen i oldu. Ki üçlü salaklığı yine orada. Biri de demiş ki hocam diyor adam iki de salak diyorsun bilmem ne diyorsun hakaret ediyorsun. Hakaret ederim. Bir şeyi defalarca deneyip aynı sonuç alacağını düşünen kişi gerizekalıdır. İyi de hocam işte ee, elektriği bulan adam 999 kez denemiş. He, Birinci kez olmuş. 999 kez aynı şeyi deniyor. Rüya aslında artık Allah tarafından diyor ki insanlığa faydası olacak. Diyor ki havasını alsana içindeki. İçindeki havayı aldıktan sonra o birinci kez de buluyor ampulü. Neyse bu ampul ampul girmeyelim. Onlar başka tarafa gitmiş oluruz. Lukescu'dan Fenerbahçe itirafı. Ee, bir de bu var. Fenerbahçe kötü giderken hemen teknik direktör haberleri yapıştır gitsin. Şimdi Dinamo Kiev teknik direktörü Lukescu e, itiraflarda bulunmuş. Ama itiraflarda bir enteresanlık, bir komiklik var arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? J e, yani Lukescu'nun konuştuğu tarih, anlattığı tarih İsa'dan öncesi. Ama haberlerin verildiği tarih sanki şimdi gibi. Şimdi Rumen basınına konuşmuş, bir röportaj vermiş Dinamo Kiev teknik direktörü Lukescu. Demiş ki Ekim ayında Ren ile oynadıkları Avrupa Ligi karşılaşmasında Naysun nice temsilcilerinin kendisine görüşmek istediğini söylemiş Nice'nin. 77 yaşındaki teknik adam ne olduğu önemli değil. Kimseyle pazarlık yapmam. Ren ile oynayacağımız başta Nice'den gelenler oldu ama ayrılmak aklım ucundan bile geçmedi. Burada Ukrayna'da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var demiş. Fenerbahçe için konuşmuş bakın dikkat. Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumu bırakıp yalnız gidemezdim. Bu benim karakterim değil diye konuşmuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, muhtemelen bunadığı için yanlış tarihten bahsediyor. Nasıl yani? Arkadaşlar biz Yesus'u Mayıs ayında falan ayarladık zaten. Yani Mayıs değil de hatta yine böyle Nisan ayıydı diye hatırlıyorum. Hadi en geç Mayıs olsun. Otomatikman ayarladığın teknik direktör varken yaz ayında gidemezsin. Hatırlayın biz sezonu ne zaman açtık geçen sene? Yani Lucescu dedem herhalde biraz bunamış. Alzheimer başlangıcı falan var muhtemelen. Ya da karıştırmış ya da haberi sunan arkadaş Fenerbahçe'yi karıştırmak için karıştırmış. Anladınız mı? Yani bu böyle. Peki hocam Allah göstermesin. Jesus gitti. Lucescu dener miyiz? Bu çirkeflikten sonra dener misiniz? Hocam Ali Koç varken her şey olur. Fener'e küfretse teknik direktör maçta Fener'e küfretse sezon sonu gelir mi desen Ali Koç varken gelir derim hocam dersiniz. Biri de diyor ki hocam bu aralar çok yükleniyorsun. İrfan Can Kahveci'm ve Serdar Aziz. Ya Allah'ım ya Rabbim konuşmayın konuşmayın diyorum ama. Şimdi evet. ya e... konuşayım ya neyse. Dün gece bir gece kulübüne gitmişler. Hocam Ramazan ayında mübarek Ramazan'ın Allah'ın ayında bakana yaptıklarını ya. İnsan oruç tutar. Vay kitapsız da. Ya size ne adamların dininden imandan. Beni dinler imanlar alakadar etmiyor. İsterse puta tapsınlar. İsterse krem peynire tapsınlar. Fenerbahçe'yi şampiyon yapsınlar da neye tapıyorsa tapsın. O umurumda değil. Oruç tutmuş tutmamış. Size ne lan? Böyle oruç tutulmaz ya. Hocam ben oruç tutuyorum. Karşımda yemek yiyorlar bir sinir oluyorum ki. Hocam bacaklarını açıyorlar bir sinir oluyorum. Hocam işte bilmem küfür ediyorlar. Sıkara açıyorlar sinir. Tutma o zaman zorla tutturmuyor ki. Ya oruç sabır ayıdır. Sabır. Sabretmeyeceksen her şeyin dedikodusunu yapacaksan sevap pointsin şurada kalırken Pointsin de depara kalkar. Dikkat et. Sabırlı olun ya. Ya normal. Arkadaşlar dünyadaki herkes Müslüman değil. Herkes Müslüman olsa bile herkesin sağlık durumu elverişli değil. Gencecik insanlarda e, neydi? Koa hastalığı mıydı mesela? Öyle hani çeşit çeşit hastalıklar türedi. Gencecik insanlarda hastalıklar türüyor. Hani ben bugün bu şekildeyim. Belki doktor diyecek sen artık tutamazsın diyecek. Yani bunlara hazırlıklı olun. Bunlara sabredin. Ama hocam herkesin içinde yapmıyor. Ulan sen de herkesin içinde insan gibi davran o zaman. Herkesin içinde mesela sadaka ver. Fakirlere, yoksullara. Herkesin içinde git. Adam bir iş yaparken git ucundan tut. Haddini olmadığı halde. Yardım et. Herkesin içinde sen de iyilik yap. Madem kötüler kötülüklerini yapıyor diyorsun. Sen de iyilik yap. Ben buna çok kızıyorum. Hocam ben oruçluyken çok sinirli oluyorum. Lan günaha giriyorsun bari orucu bahane etme lan. Pis adam. Niye para kazanırken sinirli olmuyor mu? İşte çalışırken sabahtan akşama kadar sinirli olmuyor mu? Ya, olmuyor mu? Yani çok farklı. Dün bir şey anlatacağım. Dün ben e, yine teravih namazına şey gittim. Kayseri'de Hunat Camii var. Büyük tavsiye ederim Kayseri'ye gelenlere. Ulan 4-4 <laughs> kılınıyor. Son telvide işte şeyde e, 16'dan sonraki son dörtlükte. Lan Müslüm Gürses namaz kıldırıyor dedim. Ne oluyor lan dedim. Şimdi kendi kendime bir silkenedim. Allah Allah dedim. Müslüm Gürses okuyor. Harbi harbi Müslüm Gürses okuyor. Ulan dedim ne oluyor. Ben gidiyorum herhalde. Muhterem bu ne biçim bir iş falan filan dedim. Neyse. Ee, o bitti işte. Vitir kıldırıyor. Yine aynı. Müslüm Gürses sesi. Orada şey Enderon usulü var. Sırayla kıldırıyorlar falan. Şaşırdım. Ondan sonra imam dedi ki en sonunda dedi kıymetli hocamız dedi yani işleri e, C kurulu yazarlar kurulu başka şeyinden Fatih okumuş hocamız dedi tamam dedim. Bu ses dedim tanıdık. Ya Müslüm Gür ses ya güçlü Soydemir ikisinin İkisinin karışımı bir ses var dedim. Yani insana hayatta böyle enteresanlıklar <laughs> olabiliyor. Şimdi Lüçes çünkü de benimki gibi olabilir. Hani ben bana sorsanız arkadaşlar dün gece işte Müslüm Gür ses namaz kıldırdı falan derim. Lukescu da muhtemelen kafayı oradan karıştırdı. Yani bilgiyi de araştırmadı. Biraz da üstüne düşmedi. Bir de dediğim gibi lütfen orucu bahane etmeyin. Yani. yani iyi, güzel insan olmaya çalışın. İyi insan olmaya çalışın. Hocam iyi insan olunca da hep kullanıyorlar. Mecbur kullanacaklar. Yani diş fırçası alıyorsunuz. Gidip çöpten mi alırsınız? Sıfırını mı alırsınız? Tap tazesini. Tazesini alırsınız. İyisini kullanırsınız. İnsanlar da iyisini kullansın. Bırakın ne alacak ya. Ama hocam bak duygularımızdan çok oynuyorlar. Ya oynasınlar ya oynasınlar. Arkamdan ecdadına sövene kadar oynasınlar. Boş ver. İşin şakası bir taraf ama dediğim gibi yani şu an için e, Lucas ihtimali yok. Ve şey düşündüğü içinde değil. Son olarak da gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Ruben Neves'i gündemine aldı. Ruben Neves'i uzun zamandır gündemimize aldık. Hani düzenli olarak her iki haftada bir de sosyal medyada haberini yaptıracak kadar gündemimizde. alka geçme. Yok ikisiz başladı. Şimdi bu arkadaşımızın şöyle bir özelliği var. Wolverhampton'ın futbolcusu 40 milyon euro piyasa değeri var. 2024'te sözleşmesi bitecek. 26 yaşında Portekiz'de. Buraya kadar her şey tamam. Ali Koç da sınırsız bir e, kredi limiti tanımış. Wolverhampton 34 maça çıkartmış. 5 golü var. 2873 dakika oynamış. Yani sözleşmesi yazın da bitmiyor. Premier Ligi bırakıp Türkiye'ye geleceğine inanan arkadaşlar var. Benim de elimde satlık bir köprü var. Bir köprü var. Ya Allah aşkına. Attığın taş ürküttüğün kuşa değsin mi derler. Bir şey derler. Ya bir haber atıyorsanız ortaya da. Mantıklı atın. Bak. Gir internete. Ortekizli orta sahalar. Girin. Transfer market size zaten sıralı halde veriyor. Girdik oraya. Şimdi piyasa değeri, yaş, ee, Ben herhalde Portekiz milli takımına girmişim. <laughs> bir şey bile beceremedin. <laughs> lan seni Mustafa <davacağız> Hoca hani ya. <laughs> tamam ya siz de şey yapmayın bu kadar yüklenmeyin. Yani girin internete bakın. Deyin ki lan. Hatta dur Portekiz milli takımına girelim dur. Hani Fenerbahçe'ye yakışmaz ya öyle bedava isim olmak. Yani şimdi ön libero Pereira var. Danilo Pereira. Paris Saint Germain'de 12 milyon euro. 31 yaşında. Mantıklı kariyerinin sonu. Joao Mario var. Merkez orta saha Benfica'dan. Mantıklı. Ki Benfica zaten Jesus'un ikinci takımı gibi bir şey. Bak size bir şey söyleyeyim. Bence Joao Mario daha mantıklı. Hem içinde Joao da var. Yani Joao ismi olanlara ayrı bir sempatisi var ya. Sözleşme bitimi 2026 diyor. Ya Jesus araya girerse 5 milyon euroya falan kitlerler bize. Ama şey satarlar bize. Adam 42 maça çıkmış. 23 gol 12 asist yapmış. 3522 dakikada yani 35 gollük katkı sağlamış. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde ve de 6 gol 5 asistten oynamış. Şimdi bu da gelmez. Ha bizi biz altak bizimkiler beğenmez. Allah Allah bunu mu aldınız? Şöyle böyle çöp. Hatta derler ki niye 14 milyon euro yazıyor? Bu kadar gollen 50 yazması lazım. Danilo Perer ya. Hani 35 maça çıkmış. 2 gol 1 asist. 2259 dakika. Çok güzel tam bizlik. Paris Saint paraya da ihtiyacı yok. Mesela bunu yazın. Bu daha mantıklı. Vallahi bu daha mantıklı. Yani yalan haber yapacaksanız daha mantıklı yalan yapın. Ruben Neves falan kapıdan içeri girmez. Bir de şey görüyorum. Onu da hazır şey yapmışken kapatmadan önce de onu söyleyeyim. Hocam Ali Koç Jesus'a sınırsız bütçe vermiş. Güldürmeyin lan beni. Sınırsız bütçe ver. Neresinden vermiş? Hocam Cebinde yokmuş ömründen vermiş. Ya. Ya 1 milyar dolar. 1 milyar euro versin. Desin ki 1 milyar euro harcama limitim var. Ulan benim bildiğim Ali Koç 1 milyar euro ya. <laughs> Hocam 35 tane çöp alır. Kalan parayla da gider der ki. Ben bunlarla halka arz edeceğim der. Yatırım yapıyorum der. <laughs> Genç alır abi. 2 milyon eurodan 10 tane futbolcu alır 20 milyon euro geri kalan 9.80 e. Yok. Ee, i̇şin şakası bir taraf ama. <laughs> Sapman muhtemel isimler var, Alman muhtemel isimler var. Bir yorum gördüm sosyal medyada diyor ki İtalyan ve Alman liginden futbolcu alırım şöyle böyle. Mesela biz İtalyan liginden Pedro'yu aldık. Ulan İtalyan'ın tembeli denk geldi. Ama şunu söyleyeyim. Harbi harbi ben transfer yapacak olsam Alman liginden alırım. Ben transfer İngiltere liginden kimi alıyorsam buraya geliyor diyor ki ulan orada biz zorluyorlar da burada rahatız diyor. yat Yatışa geçiyor. Bu sene mesela bizdeki en iyi isimleri şöyle bir gözünüzden geçirin. Bak en iyi isimleri gözünüzden bir geçirin. Baktığın zaman mesela Emre Mor hani çok korktuğum için lig, ligimizden geldi mesela. Ligi bile tanıyor falan filan diyor. Serdar Dursun mesela ligimizi bildi, bilmişliği de var. Alman liginden geldi. Batshuayi İngiltere'den geldi diyor ama ligimizi bilmişliği var. Valencia zaten bizim lige iyice alıştı. Başka King İngiltere'den geldi ama bir dönem iyiydi, bir dönem kötüydü. Onu saymıyorum. Ve Ferdi Ferdi de bizim lige iyice alıştı. Yani bizim lige alıştıktan sonra futbolcuların oynama kapasitesi daha yüksek. Mesela ben bir şey söyleyeyim size. Önümüzdeki sene ben forvet alacak olsam Hacir Ait alırım. Hacir Ait alırım. Valencia gidecek mi? Gitsin Hacir Ait. Batshuayi, Serdar dursun. Tek forvet yani 4-1 3-2 gibi değil de 4-1, 4-1 gibi oyna. 3 forvet seni kütür kütür oynatır. 2 tane kütürü kedi gibi kanat alırım. Bak Rossi gitmiyorsa bile alırım. Emre Mor gitmiyorsa bile alırım. 2 tane kütürü kedi gibi kanat alırım. İrfan Can. Haşam senin skandalın şu bu. Ha İrfan Can'ı konuşuyorduk ya. Çok özür dilerim. Kızcağızın biri gelmiş güldür güldür doydu yani. Kızın biri gelmiş yalvar yakar. Demiş ki Serdar Aziz'le birlikte fotoğraf çekinebilir miyiz falan filan. Neyse çekilmişler gitmiş sarı kırmızı kalp emojisiyle paylaşmış. Tepkilerden sonra sarı lacivert emojiyle, siyah beyaz emojiyle tekrar paylaşmış. Ya <laughs> hocam gece kulübüne gidiyorlar. Vay kitapsızlar, vay falan filan. Hocam biz kahroluyoruz. Bunlar eğlenceler içindeler. Ne yapsınlar? Aa, son kötü durumdayız. Otur. Hanım otur. Nereye gidiyorsun? Ne gece kulübü? Ramazandayız. Ramazanı boş ver. E, kötü durumdayız. Allah! Şampiyonluk gidiyor. Ya bu adamların hayatı var. Yapmayın, etmeyin ya. Siz normal hayatınızda pes falan oynamıyor musunuz? Gerçi pes yani var ya inanın küfür etme hakkım olsa pes yöneticilerine edeceğim. Lan ne güzel gidiyordu. Niye şu 2000 Tövbe estağfurullah. 2 senedir zulüm yaşıyor. FIFA oynadım. Çizgi film gibi geliyor FIFA bana ya. Yok abi pes pese ihanet edemiyorum. Ya bir bari deyin ki 2021'in 22'nin üstüne güncelleme atacağız. Kadroları düzenleyip tekrar vereceğiz. 50 lira 100 lira deyin. Ben gene kabul ediyorum ya. Şeyler formalar mormalar değişsin. Ben yine kabul ediyorum. Ya bir aşkımız o vardı. Mahvettiler ya. Neyse. Çok dertliyim. Çok da takılmayın. Dediğim gibi İrfan Canlı'ydı. Şuydu buydu. Fazla takılmayın arkadaşlar. Yani bunlar normal şeyler ama e, kulüp içinde mesela 12 numarada bir şey başlatmış. Futbolculara cezaları ağırlaştırın diye katılıyorum. Ceza sistemini ağırlaştırın. Antrenmana geç kalan falan filan. Sorumsuz kırmızı kat yeni Maçtaki performansı düşük olana. Ne bileyim. Taraftarla didişene. Yani bunların olması lazım. Ya da takım kötüyken ne bileyim gece kulübünde eğlenenlere falan ceza yazın. Neyse. İzlediğiniz için beğendiğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar sizlerin desteğini katkısını bekliyoruz. Türkçü lisanımız varsa affola. Görüşmek üzere.